Herkese selam insanlar. Bugün sizlerle birlikte her Brawl Talk gelmeden önce yaptığımız gibi Brawl Talk'ta fark edilmeyen detaylar yapıyoruz. Yani bu adetimiz oldu artık. Brawl Talk'tan sonra yarınki içeriğimizi biliyorsunuz eskiden takip edenler, şimdi yeni takip edenler varsa sürpriz olmasın ama yani her adetimiz oldu arkadaşlar ve bu Brawl Talk diğerlerinden gerçekten daha gizemli ve tamamıyla ters köşe yapılan bir Brawl Talk'tu. Gerçekten bu Brawl Talk'ta bayağı güzel detaylar buldum. Çünkü arkadaşlar bu Brawl Talk dün izleme şansımız olduğu için daha fazla detaylar bulabildim sizler için. Ya bu videoda Brawl Talk'ta gelen gelmeyen her şeye bakacağız. Şimdi bu arada videomuza geçmeyin arkadaşlar. Like atmayı ve kanalımıza hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bu şekilde gizem, detay, teori videolarından daha fazla istiyorsanız kanalımıza abone olarak diğer videolarımızı da izleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar o zaman ilk öncelikle Brawl Talk'u baştan sona bir kere izleyelim. Bu arada arkadaşlar Brawl Talk'un thumbnail'i değişti biliyorsunuz ki. Yani her yerinde ters köşe yapıldı. Onun haricinde Brawl Talk sızdırılmıştı dün. Bunlar abi nasıl oldu? Yarın bakacağız. İşte bu videoyu ikinci kere izleyişimizde her şeyden bahsedeceğiz. Evet şimdi arkadaşlar uzay güncellemesi geliyor. Burada Ryan güzel. Burada arkadaşlar uzaya gidiyorlar gördüğünüz gibi. Bu arada solda gözüken bir tane alet vardı ya, o Star Fox animasyonunda vardı. Bakacağız birazdan. Evet arkadaşlar kedi karakter konseptleri değiştiriyorlar burada. Kedi karakter değil de köpek karakter, evet. Albay Ruff karakteri, evet arkadaşlar. Şimdi düz bir şekilde izleyelim Brawl Talk'u. Sezon 5. Neydi, Star Force muydu, aynen. Albay Ruff abi. Ya yüzünü de bildiğimiz karakteri getirmezsin be. Bakın abi mekaniklerine bakacağız birazdan. Çok iyi mekanikleri değil mi ya? Rico gibi sekiyor ama ikili atıyor. Bakın arkadaşlar ultisine bir şey atıyor. Meteor düşüyor. O eğer onu alırsa güç artışı yaşıyor. Evet. Hasar artışı. Yeni kostümler Daryl. Bunların fiyatlarına konuşacağız biraz sonra. Brawl Pass kostümleriydi. Evet, Space Orbul, Navigasyon Kolet, Siyah Lord. Evet, eski kostümler geri geliyor. Evet, yeni yıldız puanı kostümümüz arkadaşlar. Smotlu, Sevgililer Günü'nün özel. Evet. Şampiyonluk mücadelesi challenge arkadaşlar geri dönüyormuş. Güzel abi şampiyonluk mücadelesi. Evet güzel detaylar var burada arkadaşlar. Birazdan geleceğiz onlara. Yeni aksesuarlarımız burada, bayağı detaylar var. Yeni emojiler. Yeni emojiler, birazcık daha emoji daha. Ve evet. Arkadaşlar ilk öncelikle şimdi Brawl Talk'u normal bir şekilde izledik. Şimdi arkadaşlar ilk öncelikle bu Brawl Talk'un birazcık sesini kısalım. Bu arada arkadaşlar bu videoyu sizlerden 1600 like bekliyorum. Umarım 1600 like gelir. Bir de bu videoda montaj olamayacak, kusura bakmayın. Şimdi ilk öncelikle solda görmüş olduğunuz alet var ya, Star Park animasyonunda vardı. Şu anda bilenler bilir fakat arkadaşlar o aleti sizlere gösteremeyeceğim. Dediğim gibi montaj yapamayacağımız için yarınki videoda gösteririm arkadaşlar. Bu videoyu hemen yüklemek zorunda olduğum için. Evet yani şu sol kısımda görmüş olduğunuz alet arkadaşlar, bir tane biliyorsunuz Star Park güncellemesi vardı ki zaten isimleri aynı hemen hemen. Star Park Star Force arkadaşlar, Star Park'ın ikinci versiyonu diyebiliriz. Star Park ne kadar gizemli bir sezon olduğunu biliyorsunuz, Star Force da gizemli bir sezon olur diye düşünüyoruz. Yeni pesimiz Star Force. Kedi karakter konseptleri değiştiriyorlar arkadaşlar, aldatmacı olsun diye. Biliyorsunuz ki arkadaşlar kedi başlıkta miyav yazıyordu. Ondan sonra konseptleri değiştirdiler. Brawl Talk yayınlamadan 2 dakika önce thumbnail'i falan değiştirdiler. Her türlü ters köşe oldu yani. Gerçekten gizemli bir oyun oldu. Buradan anlaşılıyor abi. Star Force yeni sezon. Şimdi. Sezon 5. Yeni karakter arkadaşlar. Colonel Ruff. Yani Albay Ruff karakteri. Gördüğünüz gibi bakın abi. Bu karakter 8 bitim mini oyununda olduğu için ben bu karakterin gelme ihtimaline 0 vermiştim. Yani böyle bir şey yok. Tamam bak biz bu karakteri arkadaşlar aylardır konuşuyoruz. Albay Ruff yeni karakter olabilirdi. Abi oyuna da getirmezsin ya. Hani gizem kanalı olmayan YouTuberlar bile bunun videosunu yaptı. Bakın abi mekanikleri şu şekilde. Sanırım uzayda çalışan ve yeni bir uzay grubu çıkacak muhtemelen. Uzay grubundaki ilk karakter Albay Ruff. Bu arada kuşatma haritasında bir tane uçak vardı. O uçağın aynısını sol kısımda görebilirsiniz. Kuşatmada verilen bir teaser da buradan olsun arkadaşlar.
Albayrak Hidiko gibi mermileri sekebiliyor dedik. Ultisi arkadaşlar çok iyi gerçekten. Bak ultisinde bak solda sağda Albayrak'ın bıraktığı bir tane hasar arttırıcı var. 8 gibi 8 bit pardon konuşamadım lan. 8 bit gibi hasar arttırabiliyor ve bakın abi bir şey attı ya oraya. Bir saniye sonra meteor düşüyor ve o kırılıyor. Kırıldıktan sonra arkadaşlar bir tane bir şey alıyor. O rütbe gibi bir şey aldıktan sonra da hasar artışı yaşıyor. Evet, yeni kostümlerimiz arkadaşlar. Daryl D4RR. Aa bu ne lan? Daryl. Daryl, vay be, değişik bir isim var. Muhtemelen fiyatı 150 emas olur arkadaşlar. Atış efektlerine falan değişiklikler var mı bilmiyoruz. Ronin Rust. Aa bu arada 150 emas olmayacak arkadaşlar. Az önceki Daryl kostümü Brawl Pass alanlara arkadaşlar 0. kademede verilecek. Bu da yine Brawl Pass alanlara 70. ya da en son kademede verilecek. Brawl Pass kostümleri gayet güzel abi. Ben kolda kostüm getirilmesini isterdim daha fazla ama abi Space Ox Bull. Bakın abi Bull'a cidden kostüm gerekiyordu bak. Birazcık daha bakmanızı istiyorum o Space Ox Bull'a. Bull'un arkadaşlar kaç tane kostüm vardı Allah için bak. İğrenç kostümleri vardı cidden. Bir sporcu Bull vardı kırmızı, onu kaldırdılar. Bir tane yıldız puanı var. Bir tane ücretsiz kostüm var, yani başka bir şey yok. Ücretsiz, ha bak. Colette'in arkadaşlar Brawl Pass kostümü vardı. Ve bu da Dark Lord Spike. Colette 150 emas, bu da 150 ya da 300 emas olur diye düşünüyorum. Kostümler iyi mi? İyi abi. Evet, eski kostümler. Mesela 150 emas olan arkadaşlar Ajan Colt, ondan sonra Aslan Dansçısı Brock, Kahraman Bibi ve Kar 8 bitti arkadaşlar, 300 emas. Diğerleri 80 emas. Muhtemelen indirimli olarak gelecekler. Evet, 10.000 yıldız puan olur diye düşünüyoruz ve buna da 80 elmas ya da 150 elmas diye düşünüyoruz. Leon'un kostümü. Arkadaşlar şimdi aksesuarlar zaten önemli olan yer. Şampiyonluk mücadelesi arkadaşlar bu ayda yeni bir, ha bak arka plan, yeni arka planımız arkadaşlar bu. Arka plan dikkat bakın. Sağda bir tane e-sports butonu var. Albayrak'ın oyun içi görüntüsünü görebilirsiniz. Bak abi yeni aksesuarlarımız. Burayı birazcık yavaşlatarak bakmanızı istiyorum. Aksesuarları göremeyiz ama tahmin edebiliriz. Az çok ne olduğunu arkadaşlar tahmin edebiliriz diye düşünüyorum. Bakın abi. Şimdi ilk öncelikle ilk aksesuarımız Frank'in aksesuarı. Jin bir şey atıyor. Poco bayağı yüksek bir alana bir şey yayıyor arkadaşlar. Nani yine. Aa. Bak arkadaşlar, oha oğlum bayağı bir şey var lan. Bir tek Teran'ınkini, Rosa'nınkini anladım galiba. Rosa arkadaşlar tüm çılların rengini mi değişti abi? Ne yaptı orada? Bu arada yeni hareketli emojilerimiz var. Dediğim gibi az önceki aksesuar fikirlerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Bazılarının arkadaşlar yukarıda şey çıktı. Ne derler ona? Bir işaret var ya. Ha, bu arada arkadaşlar bunlar da yeni emojilerimiz. Bunlara da bakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi yeni aksesuarlarımızı anlamak mümkün değil ama arkadaşlar gördüğünüz gibi bak Tera kopyalarını 2'ye katladı, 3'e katladı. Enteresan. Bunlar da arkadaşlar yeni pinlerimiz, ay yılına özel. Arkadaşlar o zaman yavaştan videomuzun sonuna girelim. Like atmayı ve kanalımıza hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bence güzel bir Brawl Talk olduğunu düşünüyorum. Sonraki videolar kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve bay bay.